bebeğimin bacağının yapımıyla devam ediyorum. Bu şekilde ayaklardan başlayarak öreceğiz. 5 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen şuradaki ilmeğin içine batarak bir tane artırma yapıyorum. Yani bu ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada sonda olan ilmeğin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere. 1 2 ve 3. Sonraki ilmeğe bir tane sık iğne. Yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne. Ve sondaki ilmeğe bir tane artırma yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Elimde 11 tane sık iğne var. Bu 11 sık iğne ile 3 sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İlk sırayı birlikte örelim. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsine bir tane batıyorum. 9 10 ve 11. Bir sırayı birlikte örmüş olduk. 2 sıra daha örüp gelelim. Evet, bir sıra birlikte örmüştük. Üzerine 2 sıra daha 11 sık iğne ile ördüm. Toplamda 3 sıra olmuş oldu. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum yan yana. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir zincir çekiyorum. Tekrar döndürüyorum örgümü. Bir ilmek örmüyorum. İkinciye batıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Bu kez yine bir ilmek örmüyorum. İkinciye atlıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki ilmeği eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şu şekilde. Bir zincir çektim. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden diğerine atlıyorum. Bir tane sık iğne. Bu tabanda bir tane sık iğnemiz kalmış oldu. Şimdi buraya yer belirleyicimi koydum. Aşağı doğru inerek örmeye devam ediyorum. 1 2 şuradaki ilmeklere batarak 3 4 5 6 7 8 9 10 15 olacak. 11 12 13 14 ve bir tane de buraya 15 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi 3 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 3 defa toplamda. 1 2 3 tek bir tane eksiltme. 1 2 3 tek 2 tane ilmeği birlikte alarak bir eksiltme. 1 2 3 tek 2 tane ilmeği birlikte alarak eksiltme. Elimizde 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi 4 tek bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 tek bir tane eksiltme. Tekrar 1 2 3 4 tek bir tane eksiltme. Elimizde 10 tane sık iğne kaldı. Bu 10 sık iğne ile 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Ayağın içinde dolduralım. Elyafla ilerlediğimiz zaman doldurması zor oluyor. 3 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. İpim burada kaldı. Bunu bacağı ortalayabilmek için
İki sık iğne daha örüyorum. Yer belirleyicimi yeni sırada öyle koyuyorum. Normalde orada bitti. Yer belirleyici koymamız gerekirken ben iki ilmek daha ördüm ki bacağımızın tam orta arka kısmına gelsin diye, şu şekilde ortalasın diye. Şimdi devam ediyorum. Şimdi koydum, iki ilmekten sonra yer belirleyicimi koydum. 9 tek bir artırma. 1 2 3 4. Bu arada ben ayağın içini doldurdum. Siz de doldurun. 5 6 7 8 9 tek ve sondaki ilmeğe bir tane artırma. Elimizde şu anda 11 tane sık iğnemiz oldu. Devam ediyorum. 10 tek bir artırma bu sırada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek bir artır. Elimizde 12 sık iğne oldu. Şimdi de 11 tek bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek ve sondaki ilmeği bir artırma. Yani iki tane. Şu şekilde. Elimizde 13 sık iğne oldu. Bu 13 sık iğne ile de 6 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. 13 sık iğne ile 6 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve burada bir tane artırma yapıyorum. Yani bir ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Ve kalan ilmekleri örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 sık iğne. Sonda iki ilmeğim kaldı. Onu da eksiltiyorum. Yani ikisini bir alarak örüyorum. Elimde yine 13 tane sık iğnem var. Devam ediyorum. Yeni sıramda bir tane eksiltme yapıyorum. Bir eksiltme. 9 sık iğnemi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonda kalan 2 ilmeğim var. Onu da eksilterek bu sıramı bitirmiş oluyorum. Elimde 11 tane sık iğne kaldı. Devam ediyorum. Bir tane artırma, 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdiki sıramda elimde şu an 12 sık iğnem oldu. Bir tane sık iğne, yanına bir tane artırma ve kalan 10 ilmeği düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Elimde 13 tane sık iğne oldu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi, ay çok
aksi ya. Aşağı taraf net görünüyor. Elim bulanık. Şimdi iki tane tek. Bir. İki tane tek. Bir tane artırma. 10 sık iğne düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elimde 14 sık iğne oldu. Şimdi 9 tek örüyorum. 9 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane artırma yapıyorum. 4 tane sık iğnem kaldı. Onu da düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi elimde 15 tane sık iğne var. Bu 15 sık iğne ile 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Bacağımızı bu şekilde bitirmiş olacağız. 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Elimde 15 tane sık iğne vardı ve ipimi kesmeyeceğim. İlk ördüğüm bacaktan ipimi kesiyorum. İkinci bacaktan ipimi kesmiyorum. Bu ipini kesmediğim bacakla gövde yapımına devam edeceğiz ve bunu sağ bacak olarak kabul edeceğiz. Şu şekilde. Dediğim gibi ilk bacaktan ipi kesin. İkinciden ipi koparmayın. Kol videosunu da bu videoda bitirelim. Çünkü çok basit olduğu için çok da kısa sürecek. O yüzden bunun arkasında olsun istedim. Şimdi 6 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şekilde ilk ördüğüm ilmeğin tepesine batıyorum ve bir tek bir artırma yapıyorum. Bir tek bir artırma, 3 defa yapacağım. Bir tek bir artırma ve bir tek bir artırma. Elimde 9 tane sık iğne var. Bu 9 sık iğne ile 20 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Kolumuzu bitirmiş oluyoruz. Ben kolun içine tel koyacağım için elyafla doldurmayacağım. Siz de doldurmayacaksanız tel koyabilirsiniz. Kollarımın son halini şu şekilde göstermek istiyorum. Anlattığım gibi 6 sık iğne ile başladım. Bir tek bir artırma yaptım. 9 sık iğnem oldu. O 9 sık iğne ile de 20 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Kollarımı da bu şekilde bitirmiş oldum.